Herkese selam. Bugün size piyasayı kasıp kavuran ama isimleri hiç konuşulmayan Türkiye'nin 3 büyük tefeci baronundan bahsedeceğim size. Bunlar öyle baronlar ki bir iş adamına çöktükleri zaman onu intihar ettiriyorlar. Bir okullar zinciri sahibini intihar ettirdiler. Başka bir okullar zincirini ele geçirdiler. Bir hastaneyi ele geçirdiler. Bir emniyet müdürünü intihar ettirdiler. Bunlar böyle tefeciler. Geçtiğimiz günlerde bir mafya liderinin kamu bankasından 550 milyon TL kredi aldığına ilişkin bir haber çıktı. Fakat bu mafya lideri Ayhan Bora Kaplan ve Ayhan Bora Kaplan'ın böyle kamu bankalarından 550 milyon dolar filan alacak kredi alacak böyle bir çapı yok. Ama onun arkasında bu tefeciler var. Şimdi baktığımızda kamu bankalarının bütün yöneticileri Adalet ve Kalkınma Partili isimler. Tayyip Erdoğan kamu bankalarının yönetimini MHP ile paylaşmadı. Dolayısıyla Ayhan Bora Kaplan'ın arkasındaki isim olan Süleyman Soylu öyle kamu bankalarından 550 milyon dolar filan kredi, 550 milyon TL filan kredi alamaz. 5 milyon hadi aldırır bunu. Ama bu büyüklükte kredilerin ta o kamu bankalarının yöneticilerinden, tepesinden izin alması lazım. İşte burada devreye giren bu üç tefeci baron var. Yani Ayhan Bora Kaplan'ı sokakta, piyasada kullanan isimlerden bir tanesi. Nasıl Süleyman Soylu'ysa yine Ayhan Bora Kaplan'ı sokakta, piyasada kullanan isimlerden birisi de işte bu arkadaki Türkiye'nin üç tefeci baronu. Bugün bu videoda bu baronların kamu bankalarını nasıl soyduklarını, iş adamlarının nasıl intihara sürüklendiklerini ve Ayhan Bora Kaplan'la birlikte nasıl sofistike bir mekanizma kurduklarını anlatacağım. Bu aynı zamanda tefeciliğin, Türkiye'deki bu üç tefeci baronun yükselişinin bir mafya tarihi açısından bir hikayesi de olacak. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Timur Soykan bir gün gazetesinde bir haber yazdı ve bu habere jet hızıyla erişim engeli geldi. Aynı gün içerisinde haber neydi? Mafya lideri Ayhan Bora Kaplan kamu bankalarından, Halk Bankası'ndan 550 milyon TL'ye yakın 2021 rakamlarıyla kredi almıştı. Büyük bir skandal. Fakat haber geliyor geliyor bir noktaya dayanmıyor. Haber masak raporuna dayandırılıyor. Fakat masak raporu Ayhan Bora Kaplan'ın yani bir sokak bitirimi, torbacının nasıl oluyor da 550 milyon gibi bir krediyi alabildiğini açıklamıyor. Şimdi bu MASAK raporunu birkaç ay evvel ben detaylarıyla haber yapmıştım. Bu MASAK raporundaki Ayhan Bora Kaplan'ın kara para aklama mekanizmaları vesaire bunlar anlatılıyordu. Fakat MASAK raporunda anlatılmayan bir şey var. Şimdi bu tip büyük kredileri parça parça 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon şeklinde verilen krediler. Bu tip bir kredilerde böyle şube müdürünün bu tip aynı şirketlere böyle krediler vermeye gücü yetmez. Bu bankanın yönetim kurulundan onaylanmış olarak, genel müdüründen onaylanmış olarak çıkan kredilerdir. Ve Ayhan Bora Kaplan'ın böyle bu devirde Halkbank genel müdüründen filan böylesine krediler çıkartabilecek Ayhan Bora Kaplan'ın gücü yok. Dediğim gibi sokak bitirimi Ankara'daki bir tane mafya bu adam. Geçmişte evlerden hırsızlık yapan torbacı bir tip. Bu adamın böyle bir zekası, kabiliyeti, böyle ilişkiler ağı kurabilecek bir kapasitesi yok. Ama arkasında nasıl bütün bu siyasi mekanizmayı yargı üzerinden, emniyet görevlileri üzerinden çevirdiği alanda arkasındaki beyin Süleyman Soylu ise bu tip kamu bankalarını soyma işinde Arkasında da 3 tane ayrı beyin var. İşte bunlar Ayhan Bora Kaplan'ı sokaktaki ayakları olarak kullanarak inanılmaz bir me mekanizma kurdular. Bu 3 isim kim? Bu 3 isim Türkiye'de tefecilik denilince akla gelen en önemli 3 isim. Fakat bunlar öyle bir mekanizma, öyle maskeler kullanıyorlar ki bunların ismi Asla ve Kat'a tefecilikle, mafyayla, çökmeyle filan anılmaz. Ama bunların zenginliklerinin kaynağını sorguladığınızda bu zenginliğin kaynağının tefecilikten geldiği çok net biçimde ortaya çıkar. Şimdi bu üç isimden birincisi eski Ankara Ticaret Odası Başkanı olan Sinan Aygün. Sinan Aygün'ün yanında tefecilikte iki numara olan isim Kemal Muratoğlu. Ve Bunların üçüncü ismi de Abdülkadir Akboğa. Tefeciliği dillere destan Kemal Muratoğlu'nun oğlunun düğününde Halk Bankası'nın şu anki genel müdürü olan Osman Aslan da vardı. Muratoğlu ile Aygün 2014'e kadar yakınlarına, çalışanlarına Halk Bank'tan düşük faizle kredi alıp Kemal Muratoğlu'nun ikrazat firmasının üzerinden yüksek faizle satıyorlardı. Bu süreçte Özel Erket Dairesi'nin başkanı Behçet Oktay'ın intiharı, Yüce Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kalın Yazgan'ın intiharı, Pi Okulları'nın ele geçirilmesi ismini değiştirdiler. Hep bu Aygün Tefecilik Örgütü'nün faaliyetleriyle oldu. Aygün'ün bu örgütündeki çökme işinde bunları yargıda koruyan iki isim de Cengiz Köksal ve Kayın Biraderi Metin Yandırmaz'dı. Bunlar sonrasında Yargıtay'a geçtiler. Ayhan Bora Kaplan'ın arkasındaki bu 3 isim işte Türkiye'deki bütün tefecilik faaliyetini yürüten kişi. Yani olay Halk Bankası mafya lideri Ayhan Bora Kaplan'a 550 milyon dolar kredi, 550 milyon TL kredi verdi olayı değil. Olay arka planda bütün bu ayarlamaları mekanizmayı kuran isimler Abdülkadir Akboğa, Kemal Muratoğlu ve Sinan Aygün. Peki Sinan Aygün'ün neden Ayhan Bora Kaplan'a ihtiyacı oldu? Sinan Aygün'ün tefeciliği bugünün mevzusu değil. Sinan Aygün 40 yılın tefecisi. Fakat neden son dönemde Ayhan Bora Kaplan'a ihtiyacı oldu? İşte bu kısım aynı zamanda sizi tefecilik süreciyle mafya sürecinin birazcık kısa hikayesini anlatacağım, bir geçmişe doğru götürmemi gerekiyor. Şimdi Sinan Aygün'ün tefecilik serüveni Ankara Ticaret Odası Başkanı olma serüveni ve oradan da siyasete atlayıp Türkiye'nin başbakanı olmak gibi hayalleri vardı. Bunların hepsinin merkezine doğru Sinan Aygün'ün geçmişine doğru biraz götüreyim. Şimdi bunların temel mekanizması kamu bankalarından ucuz kredi alıp sonra ikrazat firmaları var. Bu ikrazat firmaları üzerinden kamu bankalarından aldıkları bu krediyi çok yüksek astronomik faizle iş adamlarına vermek. Normal iş adamlarının gidip kamu bankalarından kredi almasının önü türlü biçimlerde kesiliyor. Alamıyorlar bir türlü. Fakat bunlar bütün bu bağlantıları komisyon ödemeleri nedeniyle bürokratlardan tutun vesaire farklı noktalara kamu bankalarından krediyi bunlar alıyorlar. Adeta kamu bankalarının aracılarıymış gibi kendilerinin ikrazat firmaları var. İkrazat firması dediğimiz tefeciliğin legal isme büründürülmüş hali. Yani düzenli olarak borç verebilen firmalar, ikrazat firmaları. Bunun da lisansı var. Bu lisansı alabilmek için de sabıkasız olmanız lazım vesaire. Bunlar bu kamu bankalarından ucuz kredileri alıyorlar. Kendi ikrazat firmalarının üzerinden piyasaya astronomik veriyorlar. Sonra tabi verecekleri kişilerin de iliğine kadar kurutup her şeylerini alacakları kişiler. Şimdi Sinan Aygün 90'larda, 80'lerde bu tefeciliği kendi çapında yapan bir isimdi. Sonrasında artık böyle siyasi hedefleri olunca 1997 yılında Ankara Ticaret Odası başkanlığı için kolları sıvadı. Ve Ankara Ticaret Odası başkanlığına kolları sıvadığı zaman bu tefecilik olaylarını ara vermesi lazımdı. Fakat tatlı para geliyor. Burada bir maske kullanması lazımdı. İşte bu kullandığı maske Kemal Muratoğlu'ydu. Kemal Muratoğlu o zaman Ankara'da manavcılık, dolmuşçu, şoförlüğü falan yapan bitip Kemal Muratoğlu'nu aldı Sinan Aygün kendisine maske yaptı. Kemal Muratoğlu ilk başta Sinan Aygün'ün bu şekilde para işlerini, tefe parası verme işlerini yürütüyordu. Fakat Sinan Aygün Ankara Ticaret Odası Başkanı olunca bu Kemal Muratoğlu'nu, dolmuş şoförü Kemal Muratoğlu'nu aldı. Bankacılık komisyonu başkanı yaptı Ankara Ticaret Odası'nın başında içinde. Yani bu işleri çevirmesinde kendisine yasal bir koruma kılıfı sağlamış oldu. Bunlar bu şekilde yıllar boyu devam ettiler. Hatırlıyor musunuz? 17-25 Aralık'ta evinden ayakkabı kutularıyla para çıkan Halk Bankası Genel Müdür Süleyman Aslan vardı. Bu Süleyman Aslan'la bu Sinan Aygün inanılmaz samimiydi. Onun döneminde de devam etti. Aynı şekilde çeşitli firmalar üzerinden Halk Bankasından kredi alıp bu kredileri kendi ikrazat firmaları üzerinden piyasaya fahiş faizlerle vermeye devam ettiler. Sonrasında 17-25 patlayınca Süleyman Aslan Halk Bankası Genel Müdürlüğünden devrilince ondan sonra 2017'lerde 2018'lerde göreve gelen Osman Aslan da aynı şekilde bunların bütün tezgahını devam ettirdi. Dediğim gibi Osman Aslan bu tefeci Kemal Muratoğlu'nun e, oğlunun düğünündeki nikah şahitlerinden bir tanesi. Fakat bunlar bu tefecilik işlerini bu şekilde banka ayağını ayarlamışlar. Kamu bankası ayağını ayarlamışlar. Bankanın genel müdürünü ayarlamışlar. Montanlı kredileri çıkartıyorlar filan. Ondan sonra bütün bu ikrazat firmasını ayarlamışlar. Borç vereceği iş adamlarını düşürüyorlar filan. Ama ola ki bu tefeciliğin içerisinde olan bir şey birisinden paralarını tahsil edemedikleri zaman orada kullanmaları gereken bir tane mafyatik grup lazımdır. Şimdi normalde tefeciler, normal tefeciler tahsilat işlerini de kendileri yaparlar. Birisinden parayı tahsil edemeyince kendileri, kendi silahlı külahlı adamları vardır. Giderler, çökerler adama, vururlar, bir şey yaparlar filan o parayı alırlar bir biçimde. Fakat Sinan Aygün bir baron olduğu için, Kemal Muratoğlu bir baron olduğu için, Kadir Akboğa bir baron olduğu için bunlar kendileri öyle ellerini silah işine, kan işine, başlarının belaya gireceği işe, cezaevine düşecekleri işe filan hiç bulaştırmazlar. Hep bu arada ne yaparlar? Bu tahsilatçılık işlerini yaptıracakları bir mafya grubu kullanırlar. İşte Sinan Aygün'ün o 90'lı yıllarda tefecilik yaptığı 2000'lerin başında tefecilik yaptığı dönemdeki ilk kullandığı, ilk mafya lideri olarak kullandığı kişi Battal Akbaba. Battal Akbaba ve oğlu Serkan Akbaba Sinan Aygün suç örgütünün yıllarca çok önemli isimleri oldular. Normalde Sinan Aygün, onun ortağı Kemal Muratoğlu ve Abdülkadir Akboğa bunlar bir iş adamına tefe parası verdikleri zaman karşılığında pek çok teminat alıyorlardı. Ve bu teminatları o iş adamı tefe parasını ödeyemeyeceği hale soktukları o iş adamlarını ondan sonra yargıdaki az önce ismini verdiğim iki tane yargıçları üzerinden kuşatmaya alarak, icralar göndererek vesaire adamın elinde, avucunda ne var ne yok bunları alıyorlardı. Ama ola ki bir iş adamından tahsilat yapamadıkları zaman yani yargı kılıçları üzerinden, yargı ayakları üzerinden bu tahsilat mekanizmasını işletemedikleri zaman işte o noktada Ankara'nın lokal mafyası olan Ayhan Bora Kaplan, Tipli, Battal Akbaba ve Serkan Akbaba devreye giriyordu. Bunlar iş adamlarına gidip kafalarına silah dayayarak, mekanlarına sürekli giderek, rahatsız ederek, taciz ederek, döverek, saldırarak, kurşunlayarak bu paraları tahsil edip Sinan Aygün Suç örgütüne getirip bu paraları teslim ediyorlardı ve bunların mekanizması bu şekilde yıllar ve yıllar boyu devam etti. Battal Akbaba'ya da bu mafya liderine de bir titir bulmuşlardı tabii ki. O da e, sebzeciler meyveciler derneği başkanı mı öyle bir şey, manavcılar derneği başkanı mı öyle bir şey bulmuşlardı bu şekilde tezgahlarını yürütüyorlardı. Ta ki ne zamana kadar? 2013 yılına kadar. 2013'te Battal Akbaba Kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ondan sonra bunların tefecilikteki tahsilatçısı Battalak Baba'nın oğlu Serkan Akbaba oldu. Tabi babası kadar başarılı değil ama işler yürüyordu. Arkasında akıl veren Sinan Aygünler filan var. Ama bu iş de çok uzun sürmedi. 2018 yılında Serkan Akbaba Bodrum'da bir mekanı kurşunlattı. attı. Bu kurşunlama sırasında bir garson masum bir garson hayatını kaybetti. Deliller çok netti, ifadeler çok netti ve Serkan Akbaba azmettiricilikten müebbet hapis cezası aldı. Ve Serkan Akbaba 2018 yılında bu sebeple, bu baskın sebebiyle sahneden çekilmek durumunda kaldı. Yurt dışına kaçtı Serkan Akbaba. İşte bu noktada Sinan Aygün suç örgütüne bu tahsilat işlerini yapacak başka bir adam lazımdı. O adam kim? Ayhan Bora Kaplan. 2016 olmuş, 15 Temmuz olmuş. 15 Temmuz'da elinde Kalaşnikof'larla TRT'nin önüne gitmiş. Süleyman Soylu o Şovla birlikte İçişleri Bakanı olmuş. Ayhan Bora Kaplan da o Şovla birlikte Ankara'nın mafya babası olmuş. Ayhan Bora Kaplan'ın önü açılmış Süleyman Soylu'nun polisleri tarafından. Dokunulmazlık haline getirilmiş önünün açılması mekanlara tek tek çökmüş filan. Ayhan Bora Kaplan efsanesi sesiyor Ankara'da. E tam da nasıl adam Ayhan Bora Kaplan bu durumda? Sinan Aygün, Kemal Muratoğlu, Abdülkadir Akboğa tefecilik örgütünün, tefecilik baronlarının tam ihtiyacı olan adam oluyor Ayhan Bora Kaplan. İşte bu noktada Ayhan Bora Kaplan'a bu misyonu veriyorlar. Çünkü Süleyman Soylu Ayhan Bora Kaplan'ın önünü açsa, yargıda, emniyette filan siyasi olarak filan bir akışta gitse de Ayhan Bora Kaplan büyük montanlı paralar bu Sinan Aygün suç örgütünde var. Hiç konuşulmayan, riske girmeyen ama mekanizmayı kamu bankalar üzerinden vesaire mükemmel ayarlayan bu baronlarda var para esas. Ve Ayhan Bora Kaplan'la bunların arası yapıldığında, bunlar birlikte çalışmaya başladığında Ayhan Bora Kaplan'ın da ekonomik olarak roketlediği dönem oluyor. Fakat bunlar, bu üç baron Ayhan Bora Kaplan'a Battal Akbaba'dan ve Serkan Akbaba'dan farklı bir görev daha veriyorlar. Ayhan Bora Kaplan'a yeni bir misyon vermek durumundaydılar. Çünkü Tayyip Erdoğan akla zarar bir ekonomik politika uyguladı. 2018'de 2022 arası burayı, bu süreci, Sinan Aygünler bir fırsat olarak gördüler. Tayyip Erdoğan akla zarar bir ekonomi politikasıyla kamu bankalarına piyasa şartlarının çok altında, enflasyonun çok altında krediler verdirmeye zorladı. Özel sektör bankalarını da zorladı ama kamu bankalarından adeta bedava para dağıttılar. O dönem ekonomi uzmanları kamu bankaları bedava kredi dağıtıyor diyorlardı. Çünkü enflasyonun altında, çok altında faizle krediler veriliyordu. Fakat bu kredileri tabii ki herkes alamıyordu. Bu kredileri alabilmek için de işte bu Sinan aygın suç örgütleri, Halk Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın genel müdürleri, onların kurdukları ofisler, orada ödenen yüzde 25'ler filan verilen kredilerden bu şekilde ancak böyle mekanizmada olan isimler alıyordu. Normal düzgün iş yapacak iş adamlarının böyle kredi alma ihtimali yoktu. İşte bu kredileri rahatça ve yüksek montanla alabilmek için Sinan Aygün, Baron Sinan Aygün Ayhan Bora Kaplan'a bir misyon verdi. Temiz kredi geçmiş olabilecek şirketler bulma misyonu. İşte Ayhan Bora Kaplan'ın Ay Yıldız firması üzerinden demir çelik sektörüne girmesi, elmacı marketler vesaire market zincirleri kurmaları tabela filan ve bazı iş adamlarının kredi geçmişi temiz olan e, vergi geçmişi uzun olan sicili uzun olan şirketlerinin ele geçirilmesi sürecini Ayhan Bora Kaplan Sinan Aygünler adına yürüttü. Mesela şu an yurt dışına Ayhan Bora Kaplanlar yüzünden yurt dışına kaçmak durumunda kalan Muhammed Sağ isimli bir iş adamı var. Çeşitli yayınlara bağlanıp Ayhan Bora Kaplan'ın kendisine yaptığını, ettiğini anlatıyor. İşte bu Muhammed Sağla'da olan mevzuları onun şirketlerini ele geçirmek. Onun şirketlerini aldıkları zaman o şirketler üzerinden çok rahat biçimde kamu bankalarından çok yüksek kredi alabilecekler. Adam şirketlerini vermeyince başına gelen kalmıyor. İşte Ayhan Bora Kaplan bu şekilde şirketleri bulduktan sonra bu şirketler üzerinden Sinan Aygünler o şirketlerin kamu bankalarından kredi işlerini hallediyorlar. Tepeden çünkü kamu bankasının Halk Bankası'nın genel müdürü Sinan Aygünler'in adamı. Bu büyük şekilde büyük kredileri aldıktan sonra işte 2020 ile 2022 arasında 550 milyon TL sadece Ayhan Bora Kaplan'ın bulduğu bu şirketlere verilmiş. Bir de Masa'nın bilmediği Masahane henüz kayda geçirmediği Ayhan Bora Kaplan'la irtibatta başka kişiler üzerinden alınmış krediler de var. Rakam milyar TL'leri geçiyor yani esasında. Bu şekilde bu şirketler üzerine kredi alındıktan sonra bu bu krediler ikrazatçı firmalar üzerinden Sinan Aygün'ün adamları vesaire bunların üzerinden piyasaya fahiş faizle veriliyor. Ondan sonra bu adamların mal varlıklarına çöküyorlar bu adamları intiharlara sürüklüyorlar. İşte bu süreç Sinan Aygün'ün de roketlediği süreç. Hani Sinan Aygün'ün Ankara'da inşa ettiği o Togo kuleleri var ya çok konuşuldu işte. Kaçak olduğuna ilişkin Mansur Yavaş kuleleri mühürlediği, yıkmaya çalıştığı yıllardır yıkamıyor. Sinan Aygün onu yargıda kilitledi filan. İşte bu Togo kulelerini filan Sinan Aygün hep bu Ayhan Bora Kaplanlarla filan az sonra anlatacağım intihar etmek zorunda kalmış iş adamlarının mal varlığına çökerek bu tefe işleriyle hep bunları yaptı. Bu dönemde inanılmaz zengin oldular. Dolayısıyla bana sorarsan Sinan Aygün'ü de, Ayhan Bora Kaplan'ı da, Abdülkadir Akbuası da bunların hepsi Tayyip Erdoğan'a oy verirler. Çünkü bunların kurdukları düzen inanılmaz zengin etti bu adamları. Kamu bankalarını soydular. Yani sizin paralarınız soydular. Tabi bu şirketlerin üzerine bu kredileri alıyorlar ya. Bu şirketleri sonra da patlatıyorlar. Ondan sonra bu şirketler patlıyor, iflas ediyor. Krediler ne oldu? Yandı, bitti, kül oldu. Normalde bir banka bir şirkete kredi verdiği zaman aynı nasıl tefeci, teminatlar filan alıyorsa bankada teminatlar yapar. Bu şirket bu parada, bu işte, bu iş kolunda, bu işi yaparken batırırsa bu parayı acaba ben bu şirketten başka şeylerini haczedip edip satarak bu parayı tahsil edebilir miyim? Banka buna bakar. Ama o banka müdürleri de paylarını aldıkları için Sinan Aygün çetesinden onlar da hiç bunlara bakmadılar ve bu şirketleri bir güzel batırıp o paraları da almadılar, vermediler. Yani Sinan Aygünler ne yapıyor? Kamu bankasından parayı alıyor ucuz krediyi, o ucuz krediyi fahiş fiyatla piyasaya veriyor. Sonra daha fahiş biçimde o iş adamlarının mallarına çöküyorlar. Sonra dönüp o kamu bankasından aldıkları ucuz krediyi de ödemek istemiyorlar. Onu da ödemiyorlar. Yani bu 550 milyon krediden bahsediyorlar ya. Bunlar bu 550 milyon krediden 2 milyar TL para yaptılar. Çok net biçimde bu böyle. Yüce okullarının sahibi Yücel Kalın Yazgan mesela makam odasında intihar etti. Ve intihar mektubunda Abdülkadir Akbuğan'ın ismini açıkça yazdı bu tefe örgütünün eline düştüğünü ve bu sebeple intihar ettiğini. Abdülkadir Akboğa bu dosyada şüpheliydi fakat bunlar yargıda her işi hallettikleri için bu işi hallettiler. Abdülkadir Akboğa'yı bu işin içerisinden çıkardılar. Mesela Arte Hastanesi adı değişti Medusun Hastanesi oldu. Buraya da tefe parasından Abdülkadir Akboğa çöktü buraya. Tefe parasından Sinan Aygünler'le filan birlikte. Bu Medusun Hastanesi de Ankara'da Çay yolunda bütün yargı mensuplarının gelip bedavaya tedavi oldukları yer ayrıca Ayhan Bora Kaplan'ın vesaire bu işlerden ayağından vurduğu şu bu kişiler var ya kayıt dışı olarak tedavi edilecek. Bunların da getirilip tedavi edildikleri yer. Bu da sahibinden tefe parası üzerinden çökülmüş yerlerden bir tanesidir. Mesela Behçet Oktay'ın intiharı. Özel Hareket Dairesi Başkanı Behçet Oktay intihar etti eşiyle kızı bunun bir intihar olmadığı cinayet olduğunu çok dile getirdiler. Ve Sinan Aygün'le onun tefeci ortağı Kemal Muratoğlu'nu açıkça işaret ettiler isimlerini vererek. Sinan Aygün'le Kemal Muratoğlu Behçet Oktay'ın intihar dosyasına şüpheli olarak girdi. Fakat bunu da yargıda halledip bu işi bitirdiler. Mesela Pi okulları, ismi Pi okulu olan Kemal Muratoğlu'nun okulları. Ondan sonra bu da sahibinden bu tefe yoluyla ele geçirilmiş okullar. Yani çocuklarınızı bu okullara gönderiyorsunuz ya, sahiplerini bilin yani. Bunların sahipleri tefeci. Koluman mesela, Ankara'da Mercedes'in distribütörü Koluman. Bunlar Koluman'ın firmanın bahçesindeki villasını ele geçirdiler bu tefecilik işlerinden. Böyle insanları intihara sürükleyen, cinayetler işletilen filan... Ankara'daki iş adamlarının hatta farklı illerdeki iş adamlarının iyiliklerini emen bir tefecilik örgütü. Ama baktığınızda neydi Sinan Ergün? Ankara Ticaret Odası Başkanı. Ticaret yapan insanların önünü açacak, ticareti kolaylaştıracak, Türkiye'deki ticaret erbabının haklarını savunmak için devletle mücadele edecek bir sivil toplum kuruluşunun başkanı, ticaret erbabının kanını emen birisi. Bir de Sinan Aygün nasıldı biliyor musun? Arkasında güce dayamayı çok iyi bilir. Eskiden böyle askerler arası acayip iyiydi. Acayip iyiydi askerlerle arası. Hatta Vehbi Koç'un ilk yıllarda Ankara'da iş adamı iken filan kullandığı böyle küçük bir masa filan vardı. O böyle ceviz oymalı bir masa. O masayı da almış mesela. Ankara Ticaret Odası'ndaki makam odasına o masayı koymuştu filan. Böylece Koç grubunun da gücünü arkasına alıyor filan arkasına güç almayı çok iyi bilir. Askerler güçlü olduğu zaman Sinan Aygün sırtını askerlere dayamıştı. Askerler gücünü kaybetti. Hop Tayyip Erdoğan'larla filan çok iyi oldu. CHP milletvekili oldu Ergenekon soruşturmasında ismi geçmesi sayesinde. CHP'den milletvekili oldu. Sonra CHP'yi sattı. CHP'den belediye başkanı olmuş Mansur Yavaş'la birbirine girdi. Mansur Yavaş'ı rüşvetçi ilan etti. Rüşvetçinin kralı kendisi halbuki. Halk Bankası Genel Müdürüne, Ziraat Bankası Genel Müdürüne ödediğin rüşvetler buradan Ankara'ya kadar yol olur yani. Ama bunlar böyle adamlar. İşte böyle insanları intihara kadar sürükleyen elleri kana bulaşmış rezil insanlar bunlar. Ama ne Abdülkadir Akbuğan'ın, ne Kemal Muratoğlu'nun, ne Sinan Argün'ün bu tefecilikte isimleri hiç geçmez. Öylesine güzel maskeler kullanırlar ki bunların gazetecilerle de araları çok iyidir ha gazeteciler böyle hepsinin kaç tane gazeteci danışmanı vardır para verdikleri filan. Medyayı da çok iyi kullanırlar. Ankara temsilcilerini yedirirler, içirirler filan. Bunların isimleri hiç negatif haberlerde geçmez. Ama bunlar ne tüccarlar ne iş adamlar. Bunlar bildiğin tefeci, kanemici vampir bunlar. Ayhan Bora Kaplan yargılaması sırasında Bora Kaplan'ın bir özel hastane sahibi üzerinden bir yüksek yargı mensubuna bir villa rüşvet olarak verdiği kayıtlara geçmişti. Bora Kaplan'ın kendi suçlarının üzerinin kapatılması karşılığında. İşte o özel hastane sahibi Medusun Hastanesi'nin sahibi Tefeci Abdülkadir Akboğa. Şimdi Ayhan Bora Kaplan bu para çevirme işlerini, ondan sonra bu villayı yüksek yargı mensubuna tereyağından kıl çeker gibi verme işini filan bunu çözemediği için bu para işleri, para çevirme işleri vesaire. Bunlarda en iyi olan kim? Sinan Aygün ve onun ekürisi olan tefeciler. Bunlar üzerinden bunu veriyor. Ve bunlar bu şekilde piyasanın anasını alatıyorlar. Sinan Ayhan Bora Kaplan'a böyle gece kulübü sahibi olma fikri var ya, onu veren de bunlar. Çünkü gece kulüpleri öyle çok karlı işler falan değil. Ama bir sürü gece kulübü sahibi oluyor Ayhan Bora Kaplan. Bir gece kulübü Ayhan Bora Kaplan'ın, bir gece kulübü bunların, bunların üzerinden parayı çeviriyorlar. Gece kulübünün ne kadar ciro yaptığını kim bilir bu kadar ciro yaptım diyor. Tepeden elde edilmiş para hop sistemin içerisine o şekilde girdi. Bunlar para çevirmek için yapılan yerler. Nihayetinde ne konuşuldu hep? Halk Bankası, Kamu Bankası bir mafya liderine 550 milyon TL kredi vermiş 2 sene içerisinde. O mafya lideri kim? Ankara'nın sokaklarında torbacılık yapan bir tane adamdı yani. Bu mafya liderinin böyle bankaların yönetim kurumlarından, genel kurullarından, genel müdürlerinin imzasıyla çıkabilecek büyüklükteki kredileri alabilme ihtimali var mı? Yok. Ama o arka plandaki hiç konuşulmaz. Nasıl? MHP böyle çırpınıyor, MHP'nin yargı mekanizması. Ayhan Bora Kaplan'ın bütün bu çevirdiği dolaplarda suç işlerinde, kriminal işlerde Süleyman Soylu konuşulmasın. Aynı şekilde bu Ayhan Bora Kaplan'ın masak raporuyla da sabit hale gelen bu devasa kara para ağında da bunun arkasındaki isimler konuşulmasın diye yine bir çırpınış var. Bu isimler kim? İşte Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine bu devasa kredileri aldırtan beyin takımı. Kim bunlar? Sinan Aygün, Kemal Muratoğlu, Abdülkadir Akboğa. Bu üçü Türkiye'nin tefeci baronlarıdır. Bunların yanında diğer böyle Ankara'daki Şahin, Turgutlar, Serkan Akbabalar filan bunlar çerez kalıyorlar yani bunların tefecilikleri. Bunlar böyle küçük böyle iş adamlarına filan çökerler, iliklerini kuruturlar. Bunlar da suçtur kesinlikle ama bunlar böyle kolej sahipleri, kolej zincirleri filan böyle kodaman kodaman iş adamlarına çökebilecek güçteler ve bunların bir de saygın imajları var. Sinan Aygün milletvekili emeklisi, Sinan Aygün Ankara Ticaret Odası Başkanı, diğerine bakıyorsun özel okulların bilmem yönetim kurulu başkanı bilmem ne, diğerine bakıyorsun bilmem manavcılar, bilmem neciler federasyonunun bilmem nesi. Böyle ama bunların hepsi esas itibariyle tefeci ve bunlardan kurtuluş da yok. Bakın Sinan Aygün'ün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na getirdiği Rıfat Hisarcıklıoğlu diye bir adam var. Ya adam 30 yıldır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ya. Gitmiyor. Sinan Aygün onu ilk önerdiğinde oraya getirdiğinde ne demişti biliyor musun? Ya Toba bir tane adam gönderdim orada başkan oldu filan demişti. Aynı Sinan Aygün'ün Atodan sonra siyasi hedefleri vardı ya. Aynı şekilde Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da top başkan olacak. Ondan sonra siyasete girecek. Siyasi hedefleri var filan. Askerleri filan da bağlamıştı filan böyle işlerdi. Ne oldu? Şimdi toptan gitmiyor. Ya top demek Türkiye'deki bütün işte bu meslek örgütleri, odalar vesaire bunların hepsinin bağlı olduğu yer. Bütün bu odalar. Mimarlar Odası'ndan tutun da neye kadar çeşit çeşit mesleklerin odaları var. Bunların hepsinin savunulması gereken haklar var. Bu hakları hiç Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun savunduğunu gördünüz mü? Hiç savunuyor mu bunları? Hükümete karşı, devlete karşı bu meslek erbabının haklarını savunup da piyasanın canlanması, bu meslek erbabının işlerinin düzelmesi filan böyle bir şey savunuyor mu? Savunmuyor. Bütün bu odalardan herkes gidip bu odalara kayıtlı olmak durumunda meslek yapan kişiler ve bunların hepsi para vermek zorunda aidat vermek zorundalar. Ve bunlardan oluşan milyarlarca dolarlık bir hacmi yönetiyor Türk Odalar ve Borsalar Birliği. Onu da istediği gibi babasının çiftliği gibi Rıfat Hisarcıklıoğlu yönetiyor. E Rıfat Hisarcıklıoğlu bu geçtiğimiz başkanlığı süresince bırakmadığı başkanlığı süresinde Tayyip Erdoğan'dan daha uzun süredir orada bırakmadığı bu başkanlığı süresince Türkiye'deki bir hangi meslek erbabı için ne yaptı? Kim'in hangi derdine şifa oldu ya? Yok böyle bir şey. O da oraya çökmüş. Onun mevzuları da apayrı mevzular. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.